Ben Sayın Özel'in bugün bagajı tertemiz Cumhuriyet Halk Partili gençleri, genç siyasetçileri temsil eder ya da genç yaşta Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiş temiz siyaset yapan bir kadro hareketinin bir parçası olması dolayısıyla ben o sözün de düzeltildiğini düşünüyorum. Aslında o soruya gelmeden şunu belirtmek istiyorum. Aslında Buyurun. Yaşar Bey'in de açmış olduğu noktadan bence Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelebilmek için ikili bir yarışta değiliz artık. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarıştığı 2002 seçiminin çok daha ötesinde bugün siyasetin merkezinde, merkez sağında çok sayıda siyasi parti var ve işte parlamentoda neredeyse 8-9 tane parti temsil ediliyor. Grubu olan parti sayısı 7'ye çıkıyor. Şimdi böyle bir noktada bugünkü açıklamadan anladığımız şu, herkesin de belki üzerinde durmamız gereken, CHP merkeze yaklaştıkça merkez sağa kayıyor. Merkez sağa kaydıkça Türkiye sağa giderek aşırı sağa kayıyor. Yani Türkiye'de parlamentoda bugün Cumhuriyet karşıtı, demokrasi, laiklik karşıtı olduğunu açıkça beyan eden siyasal oluşumlar uzun zaman sonra ilk kez parlamentoda varlığını sürdürüyor. Yine bizim yani sol düşünceden, sol sosyalist, devrimci gelenekten gelen insanlar açısından evrensel değerlerle bağdaşmayan, kimi ırkçı, faşist yaklaşımlara sahip olan siyasal partilerin bile belli bir oyun üzerine çıkıyor olması bizim aslında bugünkü açıklama ile birlikte CHP'nin tartışması gereken konu başlıklarını ortaya koyuyor. Yani CHP solda yer almak zorunda. Evet, burası baboja, bütün insanları kucaklamak zorunda. Ama bu insanlar işte İstanbul'da %54 oy aldığımız iki seçim hatırladığımızda biz İstanbul'da sadece sol sosyal demokratları değil, emeğiyle geçinen, orta sınıf, üreten, çalışan, toplumun bütün kesimlerinin oyun almayı başarmış bir siyasal hareketi başardık. Bunu İstanbul'da iki kez gösterdik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde de İstanbul'da iki kez önde çıkmayı başardık. Şimdi aslında değişim mottosunun en güçlü ve yüksek söylendiği kent İstanbul. Belki de bugünkü parti yönetimine bu manada bir çağrı yapmak istiyorum. Buyurun. Hala İstanbul Kongresi'nin hangi gün olacağı belli değil. Yani bütün Türkiye il kongrelerini tamamlıyor. Bizim İstanbul İl Kongresi'nin hangi tarihte olacağını biz bilmiyoruz. Oysa Sayın İstanbul... Zeybek, Sayın Zeybek lütfen önemli bir çağrıda bulundunuz. Tekrar edeyim ben bir haberci olarak. Sayın Zeybek parti yönetimine çağrı yaptı. Her yerin belli. İl kongreleri İstanbul değişimi en çok dillendiren, en çok kanıksayan ildir dedi. Seçmeni veya delege yapısı itibariyle bu cümleyi kurduğunu varsayıyorum. Ama İstanbul İl Kongresi'nin tarihi hala duyurulmadı. Parti yönetimine buradan çağrı yapıyorum dedi. Sayın Zeybek buyurun lütfen devam edin. Bunun temel nedeni şu, bakın basının %60'ı, üniversitelerin %50'si, okuyan yazan, sanayinin %40'tan fazlası, ihracatın %50'den fazlasının yapıldığı çok dinamik bir kent. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından da partimiz açısından da en dinamik bir örgüt. Burası belki de bütün Türkiye'de gelişmeleri en fazla tartışan örgütün olduğu bir ilden bahsediyoruz. Yani bir şey değişecekse tabii ki İstanbul'un süreçteki katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bugün iki tane ilin kongresi tamamlandı. Hafta sonu önümüzdeki haftayla birlikte 20, 30, 40 tane il kongresini tamamlayacak. Ama İstanbul'un nasıl bir karar aldığı, İstanbul'daki bugün Sayın Özel'in açıklamış olduğu, daha önce farklı mecralarda bizlerin açıklamış olduğu değişimin gerçekleşme modeline ilişkin bu üye yapısından, örgütlenme anlayışından, parti meclisinin oluşmasına, aday belirleme yöntemlerinden, partinin çizgisinin daha sol ve sosyal demokrat bir çizgiye çekilmesi gibi pek çok konu başlığıyla ilgili İstanbul'un söyleyeceği sözlerin Türkiye kamuoyuna, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki bütün örgütlerine kongreleri yapılmadan aktarılmasına ihtiyaç var. Yani bu kadar dinamik bir örgütün sesi maalesef Türkiye'deki 60-81 ilin 80'indeki kongreler tamamlanacak. En son İstanbul Kongresi'ni yapacak. Bu da aslında Sayın Özel'in bugünkü çıkışıyla birlikte topluma verdiği çok önemli bir mesaj. Ama bir konuya da değinmem gerekir. Buyurun. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi biz bu 39 tane milletvekili CHP listelerinden seçildi. Başka dönemlerde de farklı dönemlerde de CHP ve Cumhuriyet
Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına oy vermediğini ilan eden kişileri de milletvekili seçtik. Ama bugün bizim İstanbul Fatih ilçesinin kongresi 18 yaşında bir sol örgüt üyeliğinden dolayı ceza almış olan birisinin gerekçe gösterilerek iptal ettirildi. Yani CHP'de, yani ben 80 sonrası SHP'de bulundum, SODEP'te bulundum. Yani CHP'nin kendini bugünkü merkez yönetimi kadar sola, sol düşünceye, devrimci düşünceye kapattığı bir dönemi hiç görmedim. Yani bu, tekrar söylüyorum, CHP olması gereken yerde durmak zorunda. Bizim dışımızda çok sayıda siyasi parti var. İttifak yaptığımız siyasi partiler var. Her birine saygı duyacağız. Ama biz kendi varoluş anlayışımızı Mustafa Kemal'den, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten, Erdal İnönü'den, Deniz Baykal'dan değişerek ortanın solundan, demokratik sola, sosyal demokrattan evrensel demokratik kuralları uygulayan bir parti çizgisine geldik. Bizim artık bu çizgiyi toplumun bütün kesimlerine aktarmamız ve Türkiye demokrasisinin olmazsa olmaz laik, demokratik, hukuk devleti çizgisini taviz verilmez bir biçimiyle savunabilmemiz için durduğumuz yerin çok belirgin olması. Sayın Zeynep.